Merhabalar. Bugün isterseniz bir parça çamaşırlardan bahsedelim. Çamaşır yıkamaktan. Ama çamaşır yıkamak dediğiniz şeyin o kadar çok aşaması var ki, bu çamaşırın makinesi var, bu çamaşırın deterjanı var, yumuşatıcısı var, efendim kurutması var, ütülemesi var. Çamaşır başlı başına gerçekten bir olay, hepimizi de çok meşgul ediyor. Tabii ki benim en çok ilgilendiğim kısım çamaşırların doğal olarak, ekolojik olarak nasıl temizleyebiliriz? Gerçek anlamda o temizlediğimiz çamaşırlarımızı çocuklarımıza, ailemize giydirebilir miyiz, giydiremez miyiz? Ben işin bu kısmıyla ilgiliyim. Çamaşır makinesi dedim ya baştan. Bazen çamaşırlarımızı yıkarken onlardan çıkan kirler ya da suyun içerisinde bulunan maddeler ya da sürekli nemli kalma yüzünden makinenin içerisinde de bir sürü mikrop, bakteri, virüs üreyebiliyor. Zannetmeyin ki işte deterjan kullandık, makinenin içi temizdir. Değil efendim. Deterjanda dahi üreyebilen bakteriler, mikroplar var. Özellikle de o makinenin kapağını çerçeveleyen o lastik kısım var ya, onun içini bir açın bakın isterseniz. Genellikle orada biriken mantarlar orayı böyle simsiyah bir hale getirebiliyorlar. Yani bir bezi onun içerisine şöyle bir sürdüğünüzde bir baksanız neler çıkıyor neler. E tabii onun içerisine çamaşır koyup yıkadığınız zaman da oradaki bakteriler, küf mantarları sizin çamaşırlarınıza bulaşabiliyor. Şimdi gelin isterseniz çamaşır yıkamanın birkaç tane püf noktası var. Onlardan sizinle bahsedelim. Bir kere efendim artık herkes biliyordur mutlaka. Çamaşırı yıkarken öyle bütün kirlileri alıp makinenin içerisine koymak olmuyor. Neden? Çünkü bunun renklisi var, bunun beyazı var, bunun çocuk çamaşırları var, bunun pamuklusu var, yünlüsü var, ipeği var. Zaten o yüzden makinenin kocaman bir prospektüsü var. Allah'tan onu kitap olarak vermiyorlar. Veriyorlar ama zaten onu kimse okumuyor. Makinenin böyle kullanım bir şeması var. Orada hangi ürünü yıkayacaksanız, neden yapılmış ürünü yıkayacaksanız o ayara getiriyorsunuz. Ona göre bir sıcaklık seçiyor makine ve çamaşırlarımızı yıkıyor. Ama yıkıyor neyle yıkıyor? Deterjanlarla yıkıyor. Bu kimyasal deterjanlar gerçekten çamaşırlarımızdaki lekeleri iyi çıkartır. Hiç şüphesiz. İyi çıkartır ama hepsini de çıkartmaz. Bir kısmı da çamaşırların içerisinde kalabiliyor ve biz dolayısıyla içerisinde az da olsa bir miktar deterjan kalmış çamaşırları giyebiliyoruz. Ne diyoruz? Cildimiz en büyük ağzımız diyoruz. Demek ki o kalan deterjanları cildimizden içeri sirayet ettiği için bir parça deterjan yiyoruz. Aslına bakılırsa deterjan yemeye daha giyerken değil, deterjanı makineye koyarken başlıyoruz. Nasıl mı? Böyle toz deterjanları makinenin deterjan gözüne dökerken onların çok minik parçaları havaya böyle partiküller olarak uçuşuyor. Biz de soluk alıp verdiğimizde muhtemelen ciğerlerimize de bir parça deterjan gitmesi çok yüksek olasılık. O yüzden biz kimyasal değil de daha doğal malzemelerle daha etkili çamaşır yıkayabilir miyiz, ona bakacağız. Cevap elbette ki evet, evet, evet. Doğal malzemelerle binlerce yıldan beri olduğu gibi gene çamaşırlarımızı sağlıklı olarak ve tertemiz yıkamamız mümkün. İhtiyacımız olan şey, evet, her zaman sabun. 7000 yıldır sabun. İnsanoğlu 7000 senedir bu sabunla temizleniyor. Ve bu sabuna karşı bir parça vefasız olduk, böyle hızlıca köpüren, çok hızlıca lekeleri çıkartan, işte içerisinde yok enzimler bulunan, bir takım kimyasallar bulunan bir sürü deterjan var, güzel çıkartıyor. Hiçbir şey ona demiyoruz. Ama biz leke odaklı çalışmıyoruz ki ya da leke odaklı olaya bakmıyoruz ki, insan odaklı bakıyoruz, çocuk odaklı bakıyoruz, hamile hanımefendi odaklı bakıyoruz. Yani çamaşırdaki lekeler çıktı çıkmasına da bize ne oldu ona bakıyoruz. Çevreye, denizlere, toprağa, havaya, suya ne oldu ona bakıyoruz. O bakımdan sürdürülebilir bir yaşam için gerçekten aynı şekilde doğal ürünlerle her şey evde başlıyor. O bakımdan bu ürünleri tercih ettiğimizde sizi temin ediyorum, çamaşırlarınız da pırıl pırıl dolur, yumuşacık dolur, mis gibi de kokar, biliyor musunuz? Şimdi zaten bu bölümde bunların hepsini bir 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 yapacağız. Şimdi gelin ilk önce
çamaşır deterjanı yapalım. Doğal çamaşır deterjanı. Bunun için ihtiyacımız olan şey gerçekten bir kalıp sabundan başlıyor. Ama sabunu böylece makinenin içerisine koyamayacağımıza göre sabunu rendeliyoruz efendim. Sabun rendesi bize kullanma kolaylığı sağlayacak. Bu sabun mümkün olduğu kadar Aktar'dan doğal zeytinyağı sabunu alın efendim. Doğal zeytinyağı sabunu yeşil olmaz. Doğal zeytinyağı sabunu kirli beyaz renktedir ve mümkün olduğu kadar da soğuk prosesle yapılmış olursa, yani kaynatılmadan yapılmış olursa o sabun son derece daha iyidir. Şimdi bunu isterseniz, bu yapacağımız karışımı aklınızda olsun diye söylüyorum. Fazla miktarda da yapabilirseniz, her seferinde uğraşmamak için bunu bir cam kavanozun içerisine koyarsanız eğer, ihtiyacınız olduğu zaman alır kullanırsınız. Bittiği zaman yeniden bir 5-10 dakikalık zamanınızı ayırdığınızda yeniden çamaşırlarınız için ihtiyacınız olan deterjanı yaparsınız. Ama ben şimdi o kadar uzun zamanımız olmadığı için şöyle bir seferlik ya da bilemediğiniz iki seferlik bir otomatik makinalarda da kullanabileceğiniz çamaşır deterjanı yapıyorum. Bakın efendim, sabunu rendeledim. Gerçekten çok güzel kokuyor. Gerçek temizlik bu. O yüzden bazı firmalar da sabun kokusunu sentetik olarak yapıp işte beyaz sabun kokulu olarak deterjanlara koyuyorlar ama bu iş böyle sentetik kokuyla olmuyor. Gerçeğinin olması lazım. Sabun lekeleri kolaylıkla çıkartan, yüzey gerilimini azaltan, insana herhangi bir zararı olmayan doğal bir malzemedir. Ve biz şimdi sadece bununla değil, bunun içerisine bazı katkı maddeleri daha katacağız. Şimdi eskiden hatırlıyorum, annemler de sadece çamaşırlarını yıkarken bu kadar yaygın deterjanlar yoktu. Çamaşır sodası vardı. Çamaşır sodası. Şu anda da artık marketlerde satılıyor. Çamaşır sodası aslında karbonatın başka bir türevidir. Yani karbonat, sodyum bikarbonattır. Bu da sodyum karbonat. Bakın, sodyum karbonat işte bir ölçü, eğer bunu kabul edecek olursam buradaki koymuş olduğum, rendelemiş olduğum toz sabunu bir o kadar da sodyum karbonat, yani çamaşır sodası koyuyorum. Bakın içerisine kattım. Şimdi bunun üzerine de bir parça boraks koymak istiyorum. Boraks lekeleri etkin olarak çıkartmakta gerçekten son derece faydalıdır. Ama en önemli özelliklerinden bir tanesi de beyazlatma özelliği vardır. Hijyen yapıcı özelliği vardır ve zararsızdır. Boraks da aynı tuz gibi, aynı karbonat gibi, aynı türevde olan bir malzemedir. O bakımdan boraks kullanmaktan korkmanız için bir şey yok. Yemediğiniz müddetçe, bu temizlik amaçlı kullandığınız müddetçe gerçekten son derece doğal ve iyi etkili bir malzemedir. Bir o kadar da, yani her birine bir ölçek dersek, bir ölçekte boraks koydum ve şimdi bir parça da bir ölçekte karbonat koyacağım. Karbonat da suyu yumuşatma özelliğine sahiptir ve temizlikte son derece etkilidir. Doğal bir malzemedir, antiseptik bir malzemedir. Yani bütün bu malzemeleri birbirine kattığımda kendi ellerimle doğal bir temizlik ürünü yapmış oluyorum. İçerisine 4 çeşit malzeme koydum. Rende sabun koydum, çamaşır sodası koydum, boraks koydum ve karbonat koydum. Bütün bu karışım bizim çamaşırlarımızı etkin ve sağlıklı olarak yıkamak için yeterli olacaktır. Ancak bazen soğuk suda, soğuk ayarda yıkamak durumunda olduğunuz çamaşırlar, söz gelimi yünlülerde değil mi, 30 derecenin üzerinde yıkanmazlar. Bu karışımlar yeterince erimeyip üzerine yapışma gibi bir durum olabilir. Eğer böyle bir durumdan şikayetçiyseniz, çünkü bu her makinede de olmuyor. Çünkü o yörenin suyun sertlik durumuna bakıyor, makinenin yapısına bakıyor, ona göre bütün bunlar da değişebiliyor. O zaman kullanacağınız kadar miktarı, mesela bu bunda epey oldu, ben iki dedim ama bundan en az 3 çamaşır yıkanabilir. Bir su bardağı, bir çay bardağı kadar, affedersiniz, bir çay bardağı kadar miktarı büyük bir kabın içerisine koyup üzerine sıcak su ekleyip makinenize likit sıvı deterjan olarak koyabilirsiniz.
son derece çamaşırlarınızda, renklilerde de, beyazlarda da, bebek çamaşırlarında da güvenle kullanabileceğiniz ve son derece ucuz ve bir o kadar da ekolojik bir, siz buyurun size bir çamaşır deterjanı. Çamaşır deterjanıyla iş bitiyor mu? Elbette ki bitmiyor. Hadi gelin yumuşatıcımızı da kendimiz yapalım. Yumuşatıcının en önemli özelliklerinden bir tanesi, suyun sertliğini aldığı için çamaşırları gerçekten yumuşak yapması, işte çamaşırın üzerine yapışması, muhtemel sabunsu ve bu malzemeleri çözmesi ve çamaşırı aynı zamanda da hijyen yapmasıdır. Bu kadar güzel şey yapan şey ne biliyorsunuz değil mi artık? Sirke. Tek başına sirke bu dediğim her şeyi yapıyor. Sirkeyi çamaşırlarınızın, çamaşır makinanızın yumuşatıcı gözüne koyduğunuzda bütün bu fonksiyonlar karşılanıyor. Ama şimdi siz diyorsunuz ki efendim işte piyasada satılan yumuşatıcılar şöyle kokuyor, böyle kokuyor ama o kokular biliyorsunuz sentetik. İlla koku mu istiyorsunuz? Bizde de var. Bizde de var. Oo, limon yağı kokusu. Bu benim için. Limon gerçekten çamaşırlarınızı son derece ferah kokutan, hijyen sağlayan ve ihtiyacınız olan kokuyu son derece başarılı olarak veren işte doğal bir koku. Gitti mi size sirke kokusu? Geldi mi misler gibi limon kokusu? Şimdi ortaya çıkan bu ürün, bu yumuşatıcı çamaşırlarımızı yumuşatacak, sabun lekelerini de sabun yapışmalarında önüne geçecek, hijyen de yapacak, mis gibi de kokacak. Daha ne istiyorsunuz? Ha, ne kaldı biliyor musunuz? Kurutma, kurutma. Şimdi artık günümüzde çamaşırları balkonlara falan astırmıyorlar, yasak ya. O yüzden herkes artık kurutma makinalarını alıp evde kurutuyor. Ama gelin görün ki o kurutma makinalarında da bir iki tane problem yaşıyoruz. O problemlerden bir tanesi, kuruturken de çamaşırı hem hoş bir koku hem de böyle daha hızlı kurumasını sağlayabilir miyiz diye bir şey var. Cevap ne biliyor musunuz? Cevap evet. Şimdi bir parça böyle bir bezi ama iyi kuru olması şartıyla üzerine bakalım bu sefer ne kullanalım. Evet bu da olmaz, bu da olmaz. Evet, portakal kabuğu yağı. Bakın efendim bir parça beze, illa böyle bir bez olması gerekmiyor. Eski bir tişört de olabilir, kurumuş bir bezi, kuru bir bezi. Üzerine birkaç damla portakal kabuğu yağı damlattım. Misler gibi portakal koktu. Şimdi bunu kurutma makinesinde çamaşırların arasına katarsam bu bir taraftan çamaşırlarımızın mis gibi kokmasını sağlayacak. Aynı zamanda bu kokular antiseptik olduğu için bir parça daha size ekstradan hijyen sağlayacak ve hızlı kurumasını sağlayacak. Birkaç tane böyle kuru bez eğer üzerine koyarsanız makinenin içine sizin çamaşırlarınız daha hızlı kurutacak. Bir de ne var biliyor musunuz? Bu makineden böyle tamburalarla hızlı hızlı dönüp çıkan çamaşırlarda bazen böyle bir elektriklenme olur. Eğer oradan çıkan çamaşırları böyle çıkartırken yünler falan böyle çıt çıt diye sesler çıkartıyorsa demek ki sizin çamaşırlarınız elektriklenmiş demektir. Bunun çözümü ya içerisine bir parça keçe katacaksınız ama keçeyi nereden bulayım diyorsanız bakın alüminyum folyo. Bir parça alüminyum folyoyu elinizde top haline getirip kurutma makinesinin içerisine koyduğunuzda bir de böyle bir kokulandırılmış kuru pamuklu bez koyduğunuzda çamaşırlarınız kururken elektriklenme önlenecek, çamaşırlarınız kururken mis gibi kokacak ve daha hızlı kuruyacak. Şimdi ne yaptık? Çamaşır makinemizi temizledik, deterjanımızı yaptık, yumuşatıcımızı yaptık, kurutma makinesiyle ilgili de püf noktaları verdik. Daha ne olsun? Hadi ne oldu? Doğal, ekolojik çözümlerle gerçek anlamda temiz çamaşırlar yıkamak için hadi gidin bir parça sirke, birazcık karbonat, bir kalıpta sabun, neredeyse hepsi bu kadar.